Eyvallah. Şimdi Elif'le birlikteyiz. Bugün kimleyiz? Bugün Tubit'le birlikteyiz. Selamlar. Yanımızda bugün Yusuf var kendisi. Merhabalar. Bugün Faruk Bey'le birlikteyiz. Daha okulumuza başlamadık ama 5 günü doldurduk. Eğitimde 7. ayı tamamlamış Tubit. Bugün artık son günü Yusuf'un ve... Bir aylık bir dil eğitimiyle. Evet, bugün neredeyiz? Bir değişiklik yaptık. Ankara'ya geldik. Zaten kahvaltı sofrasından da anlayabileceğiniz üzere dolu dolu bir kahvaltı yaptık. Yanımızda da Ahmet Bey var aslında. Ankara'ya gelmişken uğurlamadan önce Ahmet Bey İngiltere'ye vizemizi de yeni aldık. Hemen bir görüşelim istedik aslında. Nasılsınız desem direkt. İyiyim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında bu pazartesi sizi Manchester'a yolculuyoruz. Evet. Daha önce İngiltere'yi de gezmiştiniz. İngiltere hakkında fikriniz de var aslında. Bir senede yaşadınız İngiltere'de. Evet. Şimdi İngiltere nasıldı? Nasıl karar verdik Manchester'a desem? İngiltere önceki tecrübeme dayanarak da İngiltere diyorum. Niye? İngilizce. Yani ana dilleri İngilizce. Hani bir dili orada öğrenmek. Yani ana dilinin olduğu yerde öğrenmek daha mantıklı. Çünkü her yerde İngilizce. O açıdan İngiltere. Niye Manchester? Uygun. Fiyatı daha uygun diğer illere göre. Kurs seçiminde sizin yönlendirmeniz önemliydi. Benim en çok dikkat ettiğim kütüphane. Çünkü çalışma ortamı açısından bizlere. Orada çalışmak daha mantıklı. Kendim için yani benim dikkat ettiğim bir noktaydı. O yüzden orası Manchester. İngiltere'de işte ana dil olduğu için İngiltere. Evet, aslında şöyle, Manchester'ı sizin de dediğiniz gibi hani hem ekonomik hem de aslında lokal insanlarla bir arada olabiliyorsunuz. O da çok önemli. Siz zaten biraz daha kuzeyindeydiniz gittiğinizde. Evet, Sheffield'daydınız. Sheffield'daydınız. Manchester'a yakın zaten. Yarım saat, bir saatlik mesafe. Görmüşsünüz değil mi? Daha önce de Manchester'a gitmiştim. Old Trafford'a gitmiştim. İyiydi yani, güzeldi. O deneyimler iyiydi. Şimdi işte yeni farklı bir deneyim olacak yani İngilizce kursuyla. Tabii aradan böyle 10 sene sonra tekrar İngiltere bakalım değişiklik nasıl hissedecek? 13 sene oldu. 13 sene. 13 sene. 2008-2009 eğitim öğretim yapıldı. 2022 evet 13 sene olmuş. Bayağı uzun. Özledim oraları. Bakalım Ankara'dan sonra ne gibi farklılıklar olacak? Onu da sorarız mutlaka diye. Artık gidince onları göreceğiz. Güzel olacak inşallah. Aslında benim merak ettiğim başka da bir şey var. Şimdi biz sizinle vizeye başvururken, yani bu pazartesi yolculuyoruz tabii sizle ama hızlandırılmış vizeye başvuruyoruz. Evet. Bunu da bazen öğrencilerine söylemek istiyorum. Yani hızlandırılmış vize gerçekten önemli oluyor. Çünkü şu anda biliyorsunuz ki vizelerin bekleme süresi 8-10 haftaya çıktı. Dolayısıyla hani çok da beklemek istemeyen öğrenciler biraz da hızlandırılmış vizeyi tercih edebiliyorlar. Sizin süreciniz nasıldı? Hızlı mıydı desem? Çok hızlıydı. 2 günde çıktı. Salı günü başvurdu. Perşembe günü sonuçlandı. Tavsiye ediyorum ama biraz pahalı. Yani parasını vermeniz lazım. O öyle işlemliyor. 2 günde çıkması için. Yani hızlı vizenin malum biliyorsunuz 5 iş gününde sonuçlanıyor şey. Benim 2 günde çıktı. İyiydi yani. Hani şeyler aynı. Prosedürler aynı. Bütün belgeler, evraklar vesaire istenilenler aynı. Sadece işte para verdiğiniz için öncelik tanıyorlar. Tek olan şey bu. Siz beni aradığınızda ben dedim ki alo falan. Eğitim düşmez benim ama hani acaba dedim vizeye gittik mi gitmedik mi daha? Hani acaba belge mi ne oluyor falan çıkmış derken vizem çıktı. Yani. Karşılaşınca böyle şaşırdım. Tabii ben eğitim danışmanımız olduğum için vize danışmanına. Yönlendirdiniz doğru. Tabii bilmediğim için o konuda sizi aradım. Sizin iletişime geçtiğim için de. Şeydi, yani ben de şaşırmadım desem yalan olur. Çünkü o kadar hızlı beklemiyordum açıkçası. Tamam 5 iş günü dediler ama yani 2 günde de çıkacağını beklemiyordum. Ne oldu ya? Sevindik yani 2 günde çıkarmaları. Şimdi Ankara'da olduğumuz için aslında Ankara'da da nerede olduğunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki İngiltere vizelerine başvurduğunuz zaman konsolosluğa gitmiyorsunuz. Evet. Bazen öğrenciler bunu da karıştırabiliyorlar. TLC kontaktı yanlış değilsem. Bir şirketle evet. Anlaşıyorlar. Yani 12 sene de, önce de öyleydi. Sadece şirketin adı farklıydı. Gene gidiyorsunuz, bir şirkete evraklar teslim ediyorsunuz. Onlar sadece aracı. Konsolosluğa gönderiyorlar. Oradan onay alıp tekrar size onlar teslim ediyor. Evet. Ama doğrudan konsolosluk binasına gitmemeniz gerekiyor. Evet. Burada sunumda yani tam şey... Şeritin Oteli'nin iş yeri plazası var. Onun altında. Yerinde söylemiş olalım size. Peki ben size böyle genel olarak bizim de süreç nasıl ilerledi desem? Sizinle süreç gayet güzeldi. Hızlıydı. Aslında biz sizinle uzun süredir görüşüyorduk. Evet, yani. Sene başında bir görüştük. Benim işlerimden dolayı vesaire ayarlayamadığım için erken gidemedim ancak kısmet oldu. Fena da olmadı, iyi oldu aslında.
yani bayağı bir yardımcı oldunuz evraklar açısından, yol gösterme açısından, kurs seçimi açısından. Yani benim isteklerime yönelik yönlendirdiniz. Tabii en son karar verici yine benim ama şey, yani sizin fikirleriniz, yönlendirmeniz yardımcı oldu. Gayet de güzeldi ya. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.